Milletvekili adayları belli oldu. Şanlıurfa'da ise aynı aileden farklı partilerden adaylar da bulunuyor. Aynı aileden birden fazla partide olan adaylar da bulunuyor. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yetim oğlu gibi bir aileden söz ediyorsunuz muhtemelen. Kardeşi AKP'de encümen adayı, kendisi İYİ Parti'den milletvekili. Bir kardeşi de başka bir partiden, isim vermeyelim, o partiden şu an aday adayı. Aslında tüm sorun bu değil. Birçok aile için geçerli aynı durum. Kendilerini garantiye alabilmek için, yani kim gelirse bir zarı atıyor. 6 tane zarda işaret vardır. 6'sını birden kullanıyor adam. Kim iktidar olursa benim ekmeğimden nemalanayım diye. Tabii burada bahsettiğimiz aile yetim oğluyla alakalı değil. Sadece örnekleme yaptım. Şunu demek istiyoruz, insanlar tek dertleri ve gayeleri cepleri olduğu için, halkı düşünmedikleri için. Kısa bir süre önce deprem yaşadık, kısa bir süre önce sel felaketiyle karşılaştık. Kimseler bunu sorgulamıyor. Ya birileri milletvekili olursa ne olacak ki? 600 tane milletvekilin içerisinde kim olursa olsun beni temsil etmedikten sonra, benim haklarımı savunmadıktan sonra veyahut ezilenlerin haklarını savunmadıktan sonra kim olduğunun bir önemi yok ki. İsminin bir anlamı yok yani. Köprünün altında 18 kişinin öldüğü iddia ediliyor. Bunun sebebi kim? Sorumlusu kim? Tamam, olabilir. Sen yapmamış olabilirsin orayı. Senden önceki yönetim yapmış olabilir. Yargılayın. Peki depremde evleri yıkılan insanların milletvekillerini sorgulamıyoruz. Tayyitleri sorgulamıyoruz. Bunlara imza atan mühendisler neredeydi? Belediye, Şehircilik Bakanlığı neredeydi? Vekillik durumu pek bir anlam ifade etmiyor. Şunu da söyleyeyim isterseniz. Bence çok uzun bir süre sürmeyecek. Tayyip Erdoğan yılsa bile yeniden seçim olacağı için bugün seçileceklerin maaşları veyahut alacakları bir paranın bir önemi yok bence. Söyleyeceklerim bence bu kadardır. Peki Urfa'da neden bu yaygın? Şunun sebeplerinin birçok sebebi var aslında ama şunlardan bir tanesi. Örnekleme yapacak olursak diyelim ki benim aile temsil ettim. Aşiret diyelim doğrusu. Aşiretimde 5000 kişi var ve bunu herkes biliyorsa. Soyisim Tarhan. Tarhan ailesinden eğer Alaaddin gelmişse evet ya biz Alaaddin'i alalım. Alaaddin gelmezse kardeşini alalım. O 5000 oy garanti gelecek mantığıyla batıkları için aslında böyle. Halbuki biz liyakata bakarsak, kişinin kendini ifade edebilmesi, toplumu ifade edebilmesine bakacak olursak ben tesisatçıyım. Bir tesisatçı da vekil olarak gösterebiliriz. Bir elektrikçiyi de, inşaat ustasını da, bir tavlacıyı da gösterebiliriz. Biz bu bakış açısıyla bakarsak duruma, tabii ki ben okumuş insanların bizi yönetmesini isterim. Ben ilkokul mezunuyum. Benim gibi adamı vekil yapma sen. Bugün üniversite mezunu varken benim vekil olabilme. Yani çok büyük yanlış. Çok büyük hata. Doğu Güneydoğu'da olan bir şehrimiz Şanlıurfa. Doğu Güneydoğu'daki aday adayların çoğu ya aşiret reisleri. Şunu söyleyeyim ki Doğu Güneydoğu'da kendini bilen, kendini eğitimini almış insanların artık siyasete girmesi gerek. Şehir için çok önemli işler yapması gerek. İnsanlarımız da artık bilinçlendi. Yani bu kim olursa olsun şehre faydalı kimse ona oy vereceğine inanıyorum. Umarım böyle olur. Siz bu görüşün Urfa'da yaygın olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Urfa biraz içine kapanık bir şehir. Yani o kabuğunu kıramıyor. Şehirde işte bu benim akrabam, şu aşiretten. Bu tarz şeylerin artık bitmesi gerek. Liyakat sahibi insanların siyasete girmesi gerek. Şehir için, şehir planlaması için her şey yapmaları gerek. Yani bugün yakın zamanda büyük bir sel felaketi oldu. Bu sel felaketinde çoğu kurumların zaafları ortaya çıktı. Şu an kurumları tek tek söylemem gerekmez. Ama çok yanlış işler oldu. Bir sürü canımız gitti yani. Bir ufak bir selden, ufak bir selde yani şey bir seldi, büyük bir seldi ama 18-20 tane canımız gitti. Yani tedbirler alınabilirdi. İnsanlar uyarılabilirdi. Liyakat sahibi insanların başa gelmesi gerek. Her mülki idare kurumlarında diyelim bu valilik olur, farklı yerler olur. Hakikaten liyakat sahibi insanların başa gelmesi gerek diye düşünüyorum. Bundan sonraki süreçlerde de bu böyle olur. İnsanlarımız biraz daha bilinçli oy kullanmaya giderler. Her şey iyi olur inşallah. Siz bu görüşlerin Urfa'da yaygın olmasını aşiretlere mi bağlıyorsunuz? Tabii ki bu da bir etken. Aşiretçilik de bir etken. Bu %80, %90 etken diyebilirim. Siyasetin iyi anlaşılmaması, iyi belirlenmemesine kaynaklanıyor diyorum ben. Mesela bir aileden farklı partilerde dediğiniz gibi farklı partilerde, farklı görüşlerde de aday sunabiliyorlar. Ne yazık ki herkesin amacı koltuk peşinde. Hiçbirinin bir projesi ya da memleketi için öngördüğü bir şey gördüğünüz gibi ufak bir yağmurda Urfa'yı sel bastı. Gerçekten hiç kimsenin bir projesi yok. Hiç kimsenin böyle ehli bir adayımız yok. Ne Urfa'da ne de bu kırsal bölge hiçbir yerde de yok. Bir aileden 3 kişi aday olmuş. Amca yegen aday olmuş. Kardeş aynı partiden aday olmuş. Valla farklı partilerden aday olmuş. Bunun zaten bir dahaki önümüzdeki bir 15-10 yılın da karamsar geçeceğini düşünüyorum. Böyle kalifiyeli liyakatlı insanların aday olmadığını görüyorum. Aday olmadığını görüyorum. Ne yazık ki işte
Memlekete hizmet, halka hizmet yine karamsar, yine görünmüyor. Ufukta yine belirli bir şey yok. Aynı tas aynı hamam devam edecek gibi. 20 yıldır Urfa'da tek bir sloganımız var: Göbekli Tepe, Göbekli Tepe. Ha Göbekli Tepe, ha Göbekli. Başka da hiçbir şey yok elimizde. Ne bir yapılaşma var, ne bir cadde genişliği var, ne bileyim ne bir yeni bina var, ne bir yeşil alan var. Göbekli Tepe diye tuturmuşuz, bir dağın başı gidiyorsun, oraya susuzluktan, açlıktan ölüyorsun. Ne bir tesis var, ne bir tesisleşmesi var. Neymiş efendim? Dünyanın sıfır noktası, tamam kabul ediyorum ama bir hizmet var mı, bir yatırım var mı oraya? Göbekli Tepe, Urfa Göbekli Tepe, başka Urfa'da yıkılıyor. Bir ufak bir yağmurda Urfa yıkıldı. Gördük, hepimiz gördük. Ufak bir depremde çatlamayan bina kalmadı. Yapılaşma çarpık, her şey çarpık, yeşil alan yok. Millet apartmanlardan kaçtı, boş alan yoktu ki, sığınması için boş alan yoktu. Arabalara binip şehri terk ettiler. Bir yeşil alan yok, oturabileceği, böyle kendini güvende hissedebileceği bir alan bulamadı millet. Ne yazık ki bu yıllardır devam ediyor, birkaç yıl daha da devam edecek. Yani önümüz, böyle aday adaylarına bakıyorum. Yine daha aynı tas. Baba gitti emekli oldu, amca emekli oldu, oğlu yegen, aynı kafada, aynı mantalite devam ediyor maalesef. Eğitimli, böyle işin erbabı, işin ehli dediğimiz hiçbir aday göremiyorum. Şanlıurfa'da kendi memleketim için söylüyorum, bakıyorum. Benim ailemde var 4-5 tane milletvekili adayı. Zaten sıra alacaklarını tahmin etmiyorum ki işin ehli de değil. İnşaat mühendisi pazarda salatalık satıyor. ABC bilmeyen, ilkokulu bitirmemiş insan müteahhit Urfa'da. Yazık, günah. İnsanlar can bedel verdi. Milyonlarca insan, binlerce insan enkazın altında kaldı. İşte bu kafa değişmediği sürece biz böyle devam edeceğiz işte. Ülkemizde bazı şeylerin değişmesi lazım. Artık ekonomiden anlayan insanların partiler tarafından tercih edilmesi lazım. Ülkenin içinde ekonomiden anlayan çok insanlar var ama onların sesi çıkmıyor, onların haklarına giriliyor. Onları bulup onları çıkarmamız lazım ki ekonomi düzelsin. Peki bu görüş Şanlıurfa'da çok yaygın. Sizce bunun sebebi nedir? Yani bu tüm dünyada yaygın aslında. Tüm dünyada yanlış bir durum var. Özelinde de değil. İnsanlar çocuklarını işe koymuyorlar. Rabbimizin verdiğiyle geçiniyoruz. Temel bir yanlışlık var. Temel bir politika. Hepsinin değişmesi lazım. Kısa ve öz liyakat sahibi olmayana bu işi tevdi etmeyeceksiniz, vermeyeceksiniz bence. Bakacaksın, o konuda bilgisi, tecrübesi varsa ona göre ona bu işi tevdi edeceksin. Peki sizce bu dedikleriniz Urfa'da uygulanıyor mu? Yani şu ana kadar görmedik uygulandığını ama inşallah bundan sonra uygulanır diye düşünüyoruz. Teşekkür ederim. Evet.